şöyle gibi anlıyorum. Sanki ben Mehmet Salih seni daha çok sevmiş. Sen onu sevmiyormuşsun da o yüzden bu kadar diretiyormuşsun gibi algılıyorum. Nasıl yani? Yani şimdi sen kızıp gidiyorsun. Aslında sevmeyen sen gibisin. O gelip seni hep af diliyor. Sence ben sevmemiş olsam suyumu doğalgazım elektriğini kesmesine rağmen kalır mıydım? Ne diyor? Allah. Bir de ben sizden orkestra arkadaşlardan bir şarkı rica etmek istiyorum. Başka bir emrin? Burada herkes sana çalışıyor. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Şimdi değil arkadaşlar. Çünkü anne telefon attığında. Ay bütün... Vallahi ah bu Esra şarkıların Hanım. Gözü kör olsun. Esra İnsanı Hanım. Öldüren de güldüren de şarkılar yemin ederim yani. Tamam söz çaldıracağım ama önce anneniz Nuray Hanım telefon hattında. Kayınvalideniz telefon hattında. Ne oldu? Bir şey olmadı, tamam devam edin siz. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Hatıra diye bir şey yok ki kalsın. Değil mi? Hatıraları da iyi bırakmak lazım. İyi hatırlamak lazım. Bazen çok sevince de ayrılmak gerekiyormuş. He? Çok sevince de ayrılık getiriyormuş. Onun da şarkısı var. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Ayrılacaksa da güzel laf ayrılalım. Laf yarışına girecek hanımefendi. Eğer ayrılmak da. Gerekiyorsa güzel ayrılalım diyorum. Çocuklar bir de benim ortalama. En sevdiğim tamam, şarkı. Ayrılalım, güzel ayrılalım. Ben seni çoktan unuturdum da ah bu şarkıların gözü kör olsun mesela. Allah Allah. Kal... Bak... Dur. Dur şimdi vallahi bak söyledim bütün dikkatim dağıldı. Kafamda sürekli şarkı melodiler çalıyor. Nuray Hanım. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben dün Mehmet Salih Çakmak'ı dinledim. Mehmet Salih Çakmak beni dinleyecek. Bugün Mehmet de sizi Salih dinleyecek. Çakmaklarını hepsini, yalanlarını hepsini dökeceğim. Buyurun mesajları, lütfen. Mesajları, ses... Her şeyini ben anlatacağım. Buyurun. Esra Hanım, benim Nigar 4 aylık hamileydi. Nigar'ın düşme tehlikesi vardı. Mehmet Salih Çakmak işteydi. Mehmet Salih Çakmak arıyor. Mehmet Salih Çakmak geliyor. Onun bir kuşu var. Herhalde bir iki tane kuşları var. Nigar kalkıyor. Sandalyede yani yemlerini verirken kız düşüyor. Düşme tehlikesi oluyor. Nigar kocasını arıyor. Mehmet söylüyor gel beni doktora götür. Mehmet Salih Çakmak geliyor. Diyor Nigar diyor benim param yok. Ben seni götüremem. O zaman diyor Nigar diyor benim kızım diyor. O zaman diyor benim yanımda kal. Mehmet Salih Çakmak'a söylüyor. Hayır ben kalamam işe gideceğim. Hı hı. Benim kızım beni arıyor diyor anne böyle böyle. Kaynası da orada bir şey olmaz bir şey olmaz. Halime Çakmak çok namuslu bir kaynak. Alakası yok lütfen. Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyeceksiniz. Evet, dinliyoruz. Ben iki günden beri kasa bağlanan, yani düşüremedim. Ben bugün rica ettim, düşürdüler beni. Anlatın lütfen. Televizyona çıktı. Halime Çakmak, Nigar'ın ilk gelini, boşanan gelini değil. Mehmet Çakmak var ya, yalancılık çekidir. Benim şahitlerim var. Mahalleye de gelip de tabii. Sorabilirsiniz. Mehmet Salih Çakmak 6 ay boyunca Nigar'ın arkasına düştü. Mehmet Salih Çakmak benim kızımı almadan önce gitti başkasından nişanlandı. Sonra nişanlı atıyor. Gelip Nigar'da nişanlanıyor. Dün ben sizi çok takip ediyorum. Esra Hanım. Nigar 4 aylık kanaması vardı işte. Götürdük onu doktora. Ben gittim evet. Hemen. Nigar aldım ben gitmeden önce arayıklar götürükler komşular. Sonra ben burada biletime eşim etti. Çektim İstanbul'a gittim. Kızımı aldım geldim. Mehmet Salih Çakmak var ya bir Allah'a dua etsin. Bir bana dua etsin o Halime Nur dünyaya geldi. Herkese de sorabilirsin. Madem sen Halime Nur'u o kadar seviyordun doğmamış bir çocuğa. İlk doğduğu zaman neden küfür ediyordun? Kocan niye küfür ediyordun? Bak kesesini, canlı yayında ses kendi, kaydını açarım. Kes sesini. Eşim diyor. Benim eşim de kendi bana küfür edince benim eşim de hatta ağzını pozdu. Yani benim ilişkiler her geçen gün daha da çirkinleşti. Evet ben sana bak ben 3 günden beri sonra
bilirsin. Nuray Hanım, ben bazı sorular sormak istiyorum. Aslında siz durumun farkındasınız. Kızınız her seferinde eve geliyor. Sizin yanınıza geliyor. Bir dakika beni dinliyorsanız ben anlatacağım. Tabii. Ben anlatacağım. Ben Mehmet Salih'in yalanlarını hepsini çekeceğim. Çuvallarını hepsini çekeceğim. Mehmet Salih kalkıp nişanlanıyor. O karşı tarafa paslı verince kız kalkıyor nişana atıyor. Teyzeciğim koyunca... artık o olmuş bitmiş. Onun üzerine böyle bir çocukla siz kızınızı dini nikahlı beraber olmasa nasıl izin verdiniz? Bir dakika ona da geliyorum ben. Kalktılar bunlar benim eşim dedi, benim kızım küçük dedi. Daha bana yeni hizmet yapıyor dedi. Daha lise 2, lise 3'ten nikahım okuyordu. Kendi olsun kaynası ne diye küçük ben istiyorum. Gözü açılmamış Halime Çakmak. İnsan olsaydı... O ister de siz niye verdiniz? Anneciğim siz niye verdiniz? Siz verdiğiniz kızı kırmızı duvaklar giydiriyorsunuz da gelip oynuyorsunuz ya düğünde. Nikah yok, nikah. Nikah yok, senet var. İlişki çirkinleşmez. İlişki başladığında çirkin. Bir dakika, evet. Bir dakika, ben anlatacağım Hülya abla, bir dakika. Benim kızım daha 17'de gün almamış. Bak kızım... Kızım 17'de gün almamış. Kaçtı mı evden Nigar Mehmet için? Hayır. Bak ne severek ama görücü olarak bunu da kim yapıyor? Emel Erken yapıyor. Diyor ben Nigar'ı istiyorum. Nuray ablacığım, şimdi kaç yaşındasınız? Ben mi? Evet. 81 doğumluyum. 81. Evet. Bak 41 yaşındasın. Baba evet. Da böyle. Evet, şimdi babası... bunlar bacadan girdiler, kapıdan girdiler, Nuray'ı istediler. Nuray reşit değil. Siz böyle onun önünde dursaydınız bu kız bu çocukla beraber olamazdı. Net ve kesin olarak hata sizde. Yerme tarafında değildik. Bak kendi de orada benim kapım her zaman Nigar'a açık. Ve Mehmet Çakmak kendi aç karnını doyursun. Kendi kanımı doğum edince benim kızım bana mesaj atıyor. Nuray ablacığım 35 efendim. Kere kızınız eve gelmiş. Her 35 gelişinde tekrar Mehmet'e dönüyor. Yine geldi, yine şikayetçi. Fakat diyor ki ben boşanmak istemiyorum. Bak hala kendi boş... Bak benim kapım her zaman açık. Sen kızının Mehmet'ten boşanmasını istiyor musun, istemiyor musun? Diyorum. Benim kızım her zaman benim kapım açık. Torunumu da ondan alacağım. Çünkü Mehmet Çakmak babalık yapmadı. Mahmut dayıları Allah şahidim. Benim eşim var ya bir mama değil iki mama yapa alırdı. Kim bir gerçekçi davran? Kötü bir baba mı? Değil. İyi bir baba mı? Çocuk 9 aylık ama o sevgiyi babasından alıyor mu? Alıyor. Alıyor. Ama annen diyor ki kötü bir baba diyor. Nasıl yalanlatacağını bilmiyor. Eğri konuşuyor. Ben. Şimdi artık doğruları konuşalım. Nasıl yalanlatacağını bilmiyor artık kadın. Sen bunları hep ailene kötüleyerek anlatıyor muydun Mehmet'e? Ya harbi var ya sinirlenmek Hayır. istemiyorum ama zorla geliyor sinirlendi. İlla bana sinirlen diyor ya. Sadece bazen mesela pişik oluyordu. Kavga ettiğimiz sıralarda arıyordum. İşte çocuğun ihtiyacı var ne haliniz varsa görüyor. Görün diyordu. Büyük ihtimal annem ondan bahsediyordu. Peki, yazıklar olsun bak sana. Bak kızın diyor ki iyi bir babadır diyor. Yazıklar olsun. Esra Hanım, bak Nigar yeni doğum etmişti. 4-5 günlük sonra bebeği hastanede kıyasız 15-20 günü eve geliyor. Kocasını telefonda bana mesaj atıyor. Anne diyor Mehmet'in cebinde 5 kuruş para yok. Evet. Ama ben yine utanarak sana nasıl anlatacağım dedim. Nigar söyle bana. Dedi anne dedi, Halime Nur'un dedi. Halime, bak yalan da atmasın onu da göreyim onun hesabına para attım ben onun hesabına. Tamam benim hesaplarımı kontrol edelim şoförü. Senden gelen para bak, varsa haklısın. Bak benim eşim tır şoförü. Benim eşim o gün seferden geldi dedim Turgut kalk dedim. Nigar'ın kızının bezi yok ve mama parası yok. Hemen hesabına şirketi aradı. Hemen hesabına 1.000 lira para attı. Teyzeciğim siz destek de olursunuz, para da gönderirsiniz, yardımcı da olursunuz. Bu aileye yapacağınız o küçük destek hem kızınıza hem de ailesine yarayacak. Nigar en son Hatay'a geldiğinde babası telefonu elinden alıyor. Mehmet'i aramasın diye. Bir telefon buluyor, Mehmet'e ulaşıyor. Mehmet'in ondan ayrılacağını duyunca telefonu satıp sizin yanınızdan kaçıp İstanbul'a mı geldi? Telefonunu alıyor. Evet ben onu anlatacağım sana. Anlatacağım. Bir Anladım. Dakika.
Nigar, bak Nigar'ın telefonu kapalıdı. Halime Çak, Nigar babasından telefonu isteyince bakmış kaynası arayık. Bir daha Nigar arayınca Sülek anne beni arayıksın evet. Mehmet Çakmak bütün eşyalarını sattı. Senin oturma grubunu kim alıyor? Emel Ersen alıyor. Emel Ersen kim? Onu ben bir bacı olarak aynı mahallede, kendi de İstanbul'da peki oturuyor. Bir dakikanızı isteyeceğim. Buradan şunu söylemek istiyorum yani ekran başındakilere de. Evin içerisinde olan her şeyi o günkü öfke durumunuza, ruh halinize göre ailenize anlatırsanız, sonra o anlattıklarınızı unutup normal hayatınıza devam ederseniz, aileniz sizin eşinizle ilgili hep olumsuz düşünecek. Siz onu ne kadar severseniz sevin, onunla ilgili duygularınız ne kadar yoğun olursa olsun, bir kere karşı tarafa kocanızı eleştirme, yargılama hakkını verdiğinizde, aslında kendi mahremini açtığında artık o iş bir daha düzelmiyor. Sen şimdi ölüyorum aşkından desen, siz gene yanak yana olsanız, sarılsanız birbirinize, seviyorum deseniz, annen sen sevdiğin için o adamı sever mi? Hayır. Sevmez. Sen ne yaparsan ya, hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Çünkü zaten evin içerisinde hep başkaları var. Zaten başkalarının abicim, olmasına gerek yok. Siz her şeyi başkalarına anlatıyorsunuz. Hep üçüncü kişi var. Annenize, ilişkide, babanıza, ona, buna. Bir daha sizden bir şey olur mu ya? Tam olur musunuz? Ailede hep üçüncü kişi var. Ben bunları annem bir kere kafanda listele, bak ailece listelemiş. Ailece gezdiriyorum ama Mehmet, yine yaranamıyorum. Salih şu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa, dünyanın en iyi insanı olsa, yok, mükemmel baba, mükemmel koca olsa, annen için bir hükmü var mı? Yok. Çünkü sana yaşattıkları ve senin anlattıkları kafasında. Onun için de aynı şey geçerli. Teyzeciğim, 16 yaşında, 16 yaşında evlendirdiğiniz çocuktan eş olmasını bekleyemezsiniz. Ya tabii ki. Bir beden büyük, yüklediğiniz sorumluluk büyük. 17 yaşını bekliyorsunuz. Kendi kendinize kanunları dolanıyorsunuz ya. Dini nikah kıyıyorsunuz. Daha kız 16 yaşını doldurmamış. Bir yıl süreyi geçiriyorsunuz. 17 oluncaya kadar vakit kazanıyorsunuz ya. Sonra da bu çocukları bırakıyorsunuz. Bu kadar çocuklarla. Bu kadar detaycılığı o ilk başta yapsalardı bu sorunlar yazmayacaktı. Yani hangi yaşın okul, hangi yaşın evlilik olduğunu artık hepimiz bilecek çağdayız. Nuray Hanım neyse, yani Allah nasip ederse siz de muradınıza eriyorsunuz. Nigar dedi ayrılmak istiyorum dedin. Sizi Mehmet'le bir araya getireceğim. Biraz sonra oturup konuşun. Anlaşmalı şartlarınızı oluşturun. Ben elimden geleni yaparım. Sizi buradan alayım. Ya da siz de buradan alayım. Hemen bir araya getirsinler onları.